Bayanlar ve baylar, Alfeler Gaming TV ekranlarında hepiniz bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Dying Light 2 10. bölümüyle karşınızdayız. Dile kolay 10 bölüm olmuş diye şimdi giriş yapıyormuşum. Aha, şey buldum lan, sandık buldum. Sevgili dostlarım, duvar resmi bulmuşuz ya, ben de bir item sandım. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz en son açık görev yapmamıştık. Açık dünya etkinliklerinde kovalıyoruz. Şu soru işaretlerini açıyoruz haritada, her şey bir belli olsun diye. Sonrasında yine yan görevleri falan kovalamaya çalışacağız. Yani birinci oyunda izlediğimiz stratejiyi izleyeceğiz. İlk önce yan görevleri böyle yapıp karakterimizi geliştirip ondan sonra ana görevlerden ilerlemek bizim daha çok hoşumuza gidiyor biliyorsunuz. O yüzden öyle bir strateji izleyeceğiz. Umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir videoya da imza atabiliriz sevgili dostlarım. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. O zaman sizlere iyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum ve oyuna geçiyorum hızlı bir şekilde. Haydi bakalım. Misafirperverliğin için sağ ol dedi. Kim kime dedi ama bilmiyorum. Ha şuymuş. Hadi be, tutunamadım. Ne oldu lan? Düştüm, gürültü mü yaptım? Bana müsaade. Barış muhafızların yeri mi burası? Geçen arkadaşımızın teki barış muhafızlarına çok güven diye bir yorum yazmış. Ama bana şu an çok güven veriyorlar. Niye güvenmeyeyim? Güveneceğim lan. Bu ne oğlum? Aa, burada garip bir olay var. Polen gibi bir şeyler uçuşuyor etrafta. Aa, şurada bir konvoy gibi bir şey var. Aa, sarı sarı. Kimyasal bir madde durumu hasıl olmuş orada. Maya. Captain said she had the brass knuckles all along. She's something, that kid. Peki abi, nasıl yapalım şimdi? Buraya bir çatapat attım mı şurası yanacak. Aa, nasıl dikkat edin, dikkat çekildi. Oh be, yansınlar azıcık. What the hell is going on here? Aha, bire basılı tutunca oluyor mu? Süper. Bak işte bu, işte bu hoşuma gitti. Tamam, bu mekaniği niyeyse atlamışım. Geri çekil, seni devre dışı bırakmadan önce geri çekil. Seni bayıltmadan önce, dövmeden önce geri çekil tarzında bir şey söyledi. Seni sopalamadan önce tümünü üret. 6 tane üretebiliyorum. Yok mu daha fazla bir şeyler üretemiyor muyuz moruk? Aksesuar desek. Şema almamız lazım, şema. Burayı lootlamadan hiçbir yere gitmem. Beni kızdırmak istemezsin diyor. Oğlum zombilerle uğraşıyorum, siz bana mı diyorsunuz onu? Fuck, zehirli yalan burası. THB kimyasalını uzak yoksa bağışıklık değerin hızla düşer. What the fuck. Nereye bakıyorsunuz lan? Ben buradayım. The fuck. Biraz kalabalıklar sanki. Bu kadar kalabalık değildi ya birinci oyunda. Kalabalık mıydı? Kalabalıktı gerçi. Atabileceğim hiçbir şey de yok valla.
Eyvah. Allah belanı vermesin. Siz de yardım etmeyin he mi? Barış miya bizleri. Allah bismillah. Bak. Oğlum insan bir yardım eder lan. Ben bunların hepsini tek başıma hallederim. Oo, yere düşme, yere düşme. Bu ne abi? What the fuck, arkamda da gelmiş. Lan oğlum nereye döndüm? Köşe başı zombik var. Of, yalnız balta da fena vuruyor ha. Bu arabanın üzerine çıkabiliyorlar abi. Tutarmış. Gelin o zaman buraya. Gel gel gel. Önder gelsin. Bebeğim. Bebeğim önden gelsin. Bana laf atıp duruyor. Bana mı atıyor artık? Aha. Aşağı gelin de bir yardım edin. Eşeğe gelipler size. Of be. Çok güzel valla. Bayağı bir halloldum. Gel. Geldikçe geliyorlar moruk. Geldikçe geliyorlar. Ben barış muhafızıyım. Sen çılgın mısın diyor. Zombiler bayağı uzaktan takip ediyorlar. Kimisini de spam etmiyor bu inşallah. Ara. Thank you.
Yukarı çıkıp düşmesi çok komik değil mi? Elimde Lucille var lan. Hiçbiriniz bana bir şey yapamazsınız. Allah'ım yarabbim, bağırmayın, gürültü yapmayın diyorum size. Şu Payday salak zombileri gelmese işim daha kolay bence de. Şu barış muhafızları da keşke bana yardım etseydi ya, şerefsizler. Arkadaş galiba barış muhafızlarına güvenme derken haklı. Bu durumu göz önünde bulunduracağım. Bu durumu kesinlikle göz önünde bulunduracağım. What the fuck? Daha hızlı bassa bile on numara olacak da. Silahımı tamir edebiliyor muyum peki? Bırak, modifiye et. Hani onar gibi bir seçenek yok mu babuş? Keşke onar olsaydı. Şey vardı, birinci oyunda vardı bu. O bayağı üzdü şu an ya. Modifiye et. Modifiye etti mi? İncele. Yakınlaş mı? Yok lan. Yok mu ya şey? Keşke... Hadi az kaldı az. Şu sopa dayanabilirse... Aa yumruk da vurabiliyorum. Ses çıkarmayın ne olur. Allah kahretsin sisler gitti. Seyim yetmedi. Silahın gücü yetmedi birader be. Bana bir ödünç silah versene lan. Anki. Something's wrong here. Quit wasting our time, asshole. Allah kahretmesin seni. Of, kafasını kırdık valla. Döve döve zombi de öldürmedik tabi ise.
Ya oğlum. Ama bıktırıyorsunuz ha. Karanlık da oluyor şimdi. Peki, yazdım seni aklıma. Tahliye konvoyu. Haydi bakalım. Eve girdim lo. Anda base'e geldik. Kardeşim selamun aleyküm. Nadir şema. Hemen alırım. Eşsiz şema. Hemen alırım. Sıra dışı şema. Bunu da alırım. Bunların hepsini alayım ben. Olur mu? Zaten ucuzmuş. 9. Bunlar çünkü ne için yardımcı olacağı hiç belli olmaz. Dokuz. Tamam. Satabileceğim bir şey yok mu? Yükselt. Şemanın şeyini yükseltebiliyoruz. Şunu bir yükseltelim ya. Eski dünya parasıyla. Şöyle kardeşim ha. Üçüncü seviye olsun ya. Bu nedir? Malazlı hatırası silah üretebiliyor muyuz moruk? Silahım bitti de. Ayıptır söylemesi. Şemayı yükseltebiliyor muyuz? Yükselt. Yapıştır. Bir şema daha yükseltebilir miyiz? Vallahi yükseltiriz. Yapıştır. Silah üretecek para kalmadı ama. Şunu üreteyim şimdi. Şunu kullansam yeterli abi. Tamam. Şimdiden şey silahım var. Bunu tamir edemiyor muyum moruk? Hazır sana gelmişken şunu bir mesela tekel, çift el diye ayrılıyorsun. Satın al. Şey yok mu burada? Ha şurada. Sen kimsin kardeşim? Nobody? Ever again? That sounds a bit extreme. Well, you think so? What do you think is the first step in loving yourself? Direkt diyalog geçti, biraz karışık oldu sanki. Bu demek ki konuşması gerekiyormuş ben yanından geçerken. Onun üzerine ilerlememiz gerekiyormuş. Are you some kind of spiritual guru trying to recruit me? Oh no, please. I'm very down to earth. Hanging around near the metro station. O diyalogta bir script tetiklenmeyince böyle saçma bir diyalogun ortasından başladık. Down in Trinity. I had a shop there, the Blooming Tulip, near the bazaar, when it was still the Church of the Holy Trinity. I was raised in an orphanage among a multitude of apathetic people. Maybe that's why I turned to flowers. But after the outbreak, people stopped buying them. That's understandable. Certainly, but there was this old lady who basically kept the store open just for her. She'd come every day, as if nothing had changed. Her visits were the highlight of my day, until one day she didn't show. What happened to her? Her flowers ate her alive. How should I know? I was growing these special pink roses for her. It was her last order, and I simply couldn't throw them all away. So I kept one of the roses and dried it, just for her. She'd be delighted to know that you never forgot her. Yeah. If only I could get that rose to her. Could you take it? She never said where she lived precisely, but I asked her once where she kept all her flowers. She said, in a beautiful house made of glass, where the old mound used to be. Here, take the rose. Please find the house and give it to her, if she's still there.
Böyle umutların hastası izleyerek tabii ki götürürüz. Gel hadi gel. Gelsene. Gelsene erkek. Sıçrıyor oradan oraya, oradan uçuyor maymun gibi. Şapşik. Burayı lootladım diye saldırmazsın değil mi lan bana? Bir şey de yoktu zaten. Ya vuramıyor muyuz? What the fuck? Yatak yok mu ya, yatak? Bana bir yatak sağlayın da kardeşim, yatalım ya. Aha valla balta buldum ha. Balta değil, kürekmiş. What the fuck? Sakin ol adam mı? NPC hapşırdı mı lan? Buradan yukarıda çıkamıyor muyum kardeşim? Nerede yatacağım ben? Burada yatak yok mu? Acemilerin işi öğrenip uygulamalı çatışma ne? Acemilerin işi öğrenip uygulamalı çatışma, kaynak yönetimi, taktik ve marazları anlama üzerine çalıştı. Barış Muhafızları Akademisi. Akademide Aiden'in hizmetlerine ihtiyaç duyan bazı barış muhafızları da bulunabilir. Ha, burası bir akademi. Peki bu dayıdan o zaman o yüzden şişemi alabildim ben. Şimdi burası biraz sıkıntılı gece olduğu için. Ama aslında bir evin içerisine falan girsem hiç de fena olmaz. Nerede işaret edeyim ya? Ha, şurası. Gel gel. Gel gel. Face to face yapıyoruz ha, şeyle, Ecel'le. İyileştir. Ha, su da içelim abi. Ha, bana F'ye basacakmışız ya. İki defa hakkımız vardı. Sen beni oradan nasıl görebiliyorsun dayı? Sık ecel atıyorsun ya. Ay lanet gelsin sana. Aa bu Allah'ın cezası senin. Bu kadar sık ecel atmak zorunda mısın ya? Aa burası. Yıkık, dökük metruk bina. Dur bakayım sen şuraya. Geber. İnşallah saldırıp içimden geçmezler. Sağlam bir loot almak istiyorum aslında ama. 22 metre geleceğim noktaya da yaklaşmışım. Dur bakayım. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma, böyle boynunu kırarım işte. Ve boynunu gravedim senin. Lavuk. Ben şimdi hani yemedim ha? Nasıl girelim şuraya? Ha şurada. Şuradan mı? Ay anasını. Ya kardeşim beni bir sal ya. Beni bir salın. Du 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 du.
Yarabbim. Her tarafa da atıyor yani. Kardeşim Oluğut'tan beni kimsecikler alıkoyabilemez. Ay ananı. Oğlamaca varsa da hadi bakalım. Hadi gel. Hadi gelsene. Hadi bana müsaade. O anasını avradı. Kaç kişi geliyor peşimden. Allah belanı vermesin. Arkana da tükürüyor şerefsiz. Lan hadi. Eyvah, bu çıkacak. Onu al. Of 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 of. Biniz önümde diz çökeceksiniz. Hadi. Senin Allah belanı vermesin. Tutacak zaman mı yok lan? Beyefendi bir saniye. Bana müsaade edin. Hep şimdi. Oh. Hey. Selam. Selam dostum. Welcome to this peacekeeper shop. Ulan arkadaş ne adrenalin dolu bir kovalamış oldu ya. Çok aşırı adrenalin doldum sevgili dostlar. Well chosen. Evet. Güzel seçim diyor. Well chosen. Oh, güzel seçim. Oh yeah. You know your stuff, citizen. Don't forget, the best stuff is right here. Evet, bu olamayın sonu nerede? Kardeşim selamünaleyküm. Not at all. Although. No, something else. You see what life has done. Açık dünyada bir G'ye mi denk geldik? Even your reaction to the word fun proves it. Entertainment. What's that? Playing a guitar, talking around a campfire, drinking till you drop. Nobody knows how to party anymore. And people need to un-fucking-wind. Otherwise the stress is gonna kill you. So, what did I do? I created this great game. Ultimate because it's one and only and bestest. Fury because it's fueled by emotion. And the last part, wait for it. Cricket! Ultimate Fury Cricket! Cricket? Yeah. Used to be a sport where you hit a ball with a bat. In my game, instead of the ball, you have... infected! And what's new about fighting the infected? What's new is that you just make pure fun out of it. How about that? No jobs... People trying to get you to rescue them. No clearing out buildings. You just get out there and take your frustrations out on the fuckers. Wasn't that what certain sports like boxing were always about? So if you feel like it, just step into the arena and pick up the mace. Para ödülü mü? Wow. And by the way,
Şimdi bak dikkatimi çekti. Earn cash money. Just promise me one thing, bro. Stay away from my brother Rum. He's a fraud and a bull. He tells everyone he came up with Ultimate Fury Cricket, but it was me. But it was me diyorsun ha? Geceler daha hemen ne diyor abi? Meydan okuma en az bronz madalyayı bitir. Hemen kullanalım bakalım. Ecel mecel çıkmaz inşallah. Gönder gelsin. Bebeğim. Oo, neymiş lan? Oğlum vurduğum uçuyor lan. What the heck? Yerinde dur da. Gönder gelsin. Süper, çok eğlenceli. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hit basamıyorum anladığım kadarıyla. Lan bir yerinde dur şerefsiz. Ya seçip kullanma. Ne oldu abi? Kaç tane dövdüm? Benzersiz. Gümüş madalya kazandım. Gümüş? Ortada kime? Altın madalya. Güzelmiş abi, çok eğlenceliymiş. Gel lan yiyorsa. Gel kapışalım lan yiyorsa. Bakayım ben sana bir mayın falan atayım. Oyunum nereye gitti Arturo valla. Oha, o ne lan? What the fuck? Oğlum tipe gel. İnce uzun, iğrenç bir yaratık. Gece gece çıkana bak anasını. Dao anomalisi. Anomalisi. Burası GRE. Artık neyse o, açılım neydi unuttum ama oranın bir tesisi belli ki, araştırma tesisi. Vay arkadaş. Enfekte olmuş, garip bir zombi var orada. What the fuck? Ben uyumak istiyorum ama ya, nasıl yapacağız? Ha, şurada yatak var abi. Nerede? 61 metre. Şora. Buradan da geçeriz ya, o kadar da. O kadar da ölmedik. Ben buradan aşağı mı inerim, yukarı mı? Anasını. Nasıl yapacağım? Buradan çıkabiliyor muyum? Şu ipten tırmanmaya kalksam o herhalde beni aşağı götürür. Ya kral, beni içeri alın ya. Allah kahretmesin, tutmadı ipten ya. Kesin o ipten yukarı çıkabilirdim. Kaybedilen gece bonusu, aktif iniş becerisi de bilmem ne. Şapak da canlandır ya, başlarım anasını satayım.
Ecelleri tokatlayana kadar ya da işte gece görüş diyorum, bu gece fişeği falan üretene kadar gece dolaşmam çok gereksiz. Teknoloji eşyalar. Eşsiz teknoloji şey. Ha, bu eşya değil mi? Tamam. Şey değil yani. Sen getirdin. Anladın sen onu kardeşim. Blueprint değil. Şema şema. Ha, şema değil. Meydan okuma ile ilgili konuş. O 800 metre lan. Oğlum siz beni gece niye almadınız yanınıza? Ya F'ye basacakmışız ya. Ha, ölmüş adammışlar. Bina var burada. Ana ne? Ananı. Lan oğlum. Ara geldin mi birader? Korkuttun beni ya. Korkunçluklu, irkilmeli şeyler yaşadım. Daha dışarıdan gelmiyor anladığım kadarıyla. Aşağı inemiyor muyum? Peki. Daha çekil. Not bad, but you can do better. Find your fighting spirit. Bir daha mı deneyelim? Ya bir deneyim, bir kez daha deneyeyim. Görev keyifliymiş. Bu menü sadece gece oynuyorum. Zaman değiştirmek istiyor musun? Ha, ama istemiyorum abi şu anda. Şu anda hiç istemiyorum. Burada lan. Gül bahçesi. Görev olduğu için burayı işaretliyorsun kardeşim. Peki. Anyone bring any hooch? Mesela oldu burada. 38 dakika olmuş ya lan arkadaş, dalmışız. Gergelmiş dükkan. Kaç kişi oluyor? As. Bana müsaade. Nasıl içeride ecel vardı oğlum ya. Siz anca burada durun oğlum şerefsizler. Size vallahi acayip kuruldum size. Nerede kanka? Burada mısın? Burada bir garip zombi çeşidi var. Ha, değilmiş. O güzel loot. Dağ anemalisinde canavarlarla yüzleşmek için gece geldi. Yani oyun aslında gece çıkmayı teşvik etmeye çalışmış. Birinci oyundakinin aksine olarak. Birinci oyunda sanki gece vakit geçirme dermiş gibi bir hali vardı sankim gibi. Sankim gibisinden bir kare. Ama bu oyunda ise
Fırlatma mızrağı mı? Aa, iyiymiş. Zombi yok mu? Şunu bir anlının çatına fırlatayım. Birini yine kestiler. Yok mu kardeşim benim şöyle bir güzelliğinden loot? Hah, şurada bir şeyler var. Molotov kokteyli oyunun başında çok iyi iş yapar. Oku da alalım. F tuşu koyması biraz garip olmuş, gereksiz olmuş. F'ye bastığında direkt açılsaymış iyiymiş. Bir oyunda uzun vakitler, uzun bir vakit geçireceğimiz için oldukça anlamsız ve gereksiz bir detay olmuş. Peki abi, buraya diyorsun gece gel yani, ne varsa burada görmek için. Peki, şimdi birazcık da şu arkadaşı halledelim. Neymiş bu? Halle aldığımız yan görev 70 metre. Delivery package yazan kamyonlar abi. Güzel loot barındırıyor. Geldi yine paydayciler. Bunlar ne abi? Payday'e kötü değil. Kötü diyenlere saldıran payday fanları mı? Anlamadım ben bunun olayı nedir. Geri ışınlandım. Dur be yavrum. Beni rahat bırakın yok. Şu gören geliyor ya. Bu nedir ya? Arda beni izliyor orada. Nasıl güzel bir şov. Got a dead wish. Aha, mayını denemek için bu arada muhteşem bir olay. Motherfucker! Motherfucker, man! Hadi bir yanım bakayım ya. Hop. Her yerden de geliyorlar ha. Oo, şöyle bir zombi kızartma yapalım ya. Zombi manga. (Gülüyor)
Sen neyi yanmıyor? Of, ne güzel yanmışlar. Ölsene pis, pis şişman. Siz bana yardım etmeyin ya. Sizi ben yazdım oğlum. Lootlamadan edemem. Bunları kesin lootlamam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Oyunda yani oyunun mantığı bu aslında. Abi ne kadar çok loot yapıyorsunuz, sıkıldık artık falan filan diyorsanız diye söylüyorum bunu. Sıkılmayanları da tabii ki lafım yok. Ama loot yapmak gerçekten bu oyunda çok 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 önemli. Yoksa gece mece dışarı çıkamayız yani. Silahlarımız kırılır. Ki silahlar çabuk kırılıyor bu arada. Bak bir tanesi kırılmış yine. Sen yanıyorsun nasıl? Ay anasını. Allah, eşkıyalar zehirlendi. Hemen şurada bir canımızı toparlayalım yine. Of, gelişine ne koydum be. Gel. Ay ağza bak. Çok iyi ya. Gerçekten vücut çok iyi deforme oluyor, deformasyon oluyor. Şuna baksana iyi kemikler falan o biçim. Gerçekten iğrençsiniz. Çok güzel başarmışlar. Yani vuruş hissiyatı oldukça tahmin edici. Oldukça tahmin edilebilir bir durumda vuruş hissiyatı. Vuruş hissiyatı oldukça tatmin edici olması sebebiyle bu tarz fightlar beni sıkmıyor arkadaşlar. Hani o yüzden bunu alın. Al kafana bakayım bunu. Var mı lan? Hay Allah ya. Bunları da bir halledeyim de. Döve döve seviye atladım valla. Buyur lan. Ekran bir kafayı yedi. Vahşi sopa alır mı abi? Al.
Bu neymiş? Alt mount, old mount, bilmem ne. Nere lan kardeş, burası mı? Old mount kaldı ki, camdan evi bu ha. Camdan ev. Camdan ev. Ha, şu olabilir mi? A house made of glass. Reminds me of that flower lady. Maybe I should check it out. Şu balkondan girsem sanki olacak gibi. Kasadan gireceğimi düşünüyorum. Ama galiba yanlış düşünüyorum. Basalım. Üretimden de bir kit üretelim mi moruk? 8 tane üret. Kit önemli, biliyorsunuz ki. Of, mine de üretebiliyorum. Süper abi, elektrik dog. Fırlatma bıçağı. Şimdi bunları üretmesek de olur. Buradayı harcamayalım. Kaç kişisiniz? Size ben sataşmak istemiyorum, açık konuşmak gerekirse. Bu eve nasıl girebilirim? Heh. Bana bunu gösterseniz yeterli. Burada bir not var. K'ya mı basıyorduk notları görmek için? Mektup. Helen'in beyanı. Sevgili Peter, zamanımın dolduğunu hissediyorum. Bu yüzden bu mektubu yazmaya karar verdim. Çiçek dolu güzel bahçeni her ziyaret ettiğimde sana bunu söylemek isterim. Ama cesaret edemedim. Ben senin annenim. What the fuck? Evet, seni normal bir çocukluktan mahrum bırakıp yetimhaneye terk eden kadın benim. Bunun için ne kadar üzgün olduğum ve beni affetmen için sana ne kadar yalvarmak istediğimi hayal bile edemezsin. Baban, sen doğduktan biraz sonra beni terk etti. Öylece ortadan kayboldu. Çok genç ve fakirdim. Yalnız bir anne olmayı düşünemiyordum. Yalnızdım ve korkuyordum. Bu yüzden senin için en iyisi olacağını düşündüğüm seçim yapıp seni bir yetimhaneye bıraktım. Zaman geçti, başka bir adamla tanıştım ve biz bir aile kurduk. Seni unutmayı denedim ama yapamadım. Neredeyse her gece rüyalarımda seni görüyordum. Beşikten bana doğru bakan parıldayan gözlerine, sen yetişkin olana kadar seni bir daha görmemiştim. Lale bahçesine geldim ve dona kaldım. Hemen anlamıştım. Sen benim oğlumdun. Bir şey demek istedim ama çok utanıyordum. Bunun yerine her gün çiçekler için geldim. Seninle konuşmak için, seni tanımak için geldim. Benim arkadaşım oldun. Elimden bu kadarı geliyordu. Belki bir hataydı ama senin dışarıdan huzurlu görünen hayatını bozmak istemedim. Ama şimdi gerçeği bilmelisin. Seni çok sevdiğimi ve benim için çok değerli olduğunu bil. Ne kadar kibar ve düşünceli bir adam olduğunu görmek harika bir şey. Anne seninle gurur duyuyor. Helal. Ay, duygulandım ben. Vallahi bravo. Tatlı bir hikaye olmuş. Tatlı bir, her zamanki gibi. Bu ne? Haşhaş. Alalım abi, haşhaş. Ne ne ne? Zombi yok değil mi evde? Şu dolaptan zombi çıkma ihtimali. Sandık mı değilmiş. Aha, burada bir arı kovanı var. Buraya çıkabiliyorsam burada bir şey vardır diye düşünerek çıktım ama bir şey yokmuş. Burası orası, üst kat falan var mı? Yok, o zaman bana müsaade. Bizim günlü yaşlı kadına ver. Nasıl yani lan? Ha, şey mi? Elle mi tutuşturayım? Farewell, flower lady. So this is her story. I understand now why she went to his flower shop every day. Her son should know that he was loved. Ben yalnız hala videoyu sonlandırmamışım. Allah beni kahretmesin. Bu görevi de yapmış olduk sevgili dostlar. Umuyorum seyir zevki yüksek, güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın lütfen. Bu tarz destekler benim için fazlasıyla önemli. TikTok ve Twitch'ten takip ederseniz sevinirim. Oyun aşırı keyif verdiği için dalmışım. Kusura bakmayınız efendim. Hemen şu puanı da verelim.
Düşmanın üzerine düşerken kuvvetli bir tekme at. Hemen alalım. Güzel. Üstten düşerken kuvvetli tekme iş yapar abi. Sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.